Efendim şimdi yapay zeka diyeceğiz. Tabii son zamanlarda başka bir şey konuşamıyoruz neredeyse yapay zekadan başka bir şey. Bir dosya haberimiz var. İlginç, güzel bir haberimiz var. Şimdi yapay zeka teknolojik gelişmelerin belki de en çarpıcı olanı son zamanlarda hayatımızın her alanında. Ancak bu yeni teknolojinin potansiyel tehlikeleri de göz ardı edilemez elbette. Son yıllarda yapay zeka sistemlerinin güvenilirliği ve yol açabileceği tehlikeler giderek daha da fazla tartışılır hale geldi biliyorsunuz. Şimdi uzmanlar yapay zeka algoritmalarından kaynaklı hataların ciddi sonuçlar doğurabileceği görüşünde de birleşiyorlar. Üstelik yeni yapay zeka sistemleri sahte ve gerçek içerikler arasındaki ayrımı da çok zorlaştırıyor. Bu da sosyal medya üzerinden büyük bir tuzak biliyorsunuz. Peki yapay zeka gerçekten bu kadar tehlikeli mi? Cevaplar Habertürk muhabiri Uzay Kesmen ve kameramanlar Emre Altun'la Özcan Öztürk'ün bu ilginç, bu güzel dosya haberinde. Ne gerçek, ne gerçek değil. Ciddi bir tehlike potansiyeli var. Kafalar çok karışacak. Bu zaten var olan dezenformasyon dalgasını daha da karmaşık hale getirebilir. Gerçek mi, sahte mi? Ayrımını yapmak zor. Ama gerçek şu ki sanal alemde milyonlarca kez izleniyor. Kimilerine göre bir devrim ama bir o kadar da tehlikeli. Çevrede görüyorum sosyal medyada gerçek olup olmadığı konusunda şüpheye düşüyorum. Yapılmayan konuşmalar tarzı şeyler çok fazla oluyor. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. Bu zaten var olan dezenformasyon dalgasını ve hala halledilememiş olan dezenformasyon meselesini daha da karmaşık hale getirebilir. Yapay zeka ile üretilen sahte videoların sadece sıradan insanları değil, dünyanın tanıdığı siyasetçileri ve büyük kitleleri tehdit eden yanları var. Yapay zeka ile üretilen içerikler, haberler, sesler, görüntüler ne yazık ki medyanın herhangi bir denetimi veya kontrolü altında yürümediği için çok çabuk bir şekilde sosyal medya aracılığıyla yayılabiliyor. Çoğu uzman Elon Musk'ın da korkunç sonuçlar doğurabilir dediği yapay zekanın sadece bir dezenformasyon aracı olarak değil, hızla bir suç aletine dönüşebileceği endişesi içinde. Üstelik bu endişeleri destekleyen örnekler de hızla çoğalıyor. Suç aleti, bir suç nesnesi veya bir suç öznesi olarak kullanılma olasılığı da her zaman var. Özellikle seçim alanlarında bunu görebiliyoruz. Dolandırıcılık amacıyla yazı üretmek, ses üretmek, görüntü üretmek çok daha hani kolay hale geldi hani bu teknolojiler sayesinde. Üstelik bu tip ileri teknoloji yapay zeka programlarına erişmek artık hiç de zor değil. Uzmanlar bu programlara açık kaynaklardan artık bu denli kolay erişilebiliyor olmasının sakıncalı olduğu görüşünde. Çok basit şeyler bile, basit yapay zeka araçları bile taklit ediyor insanları. Bunu gerçekten o mu demiş diye bir kalıyoruz yani başta. Ünlü sanatçıların, ünlü politikacıların pornografik görüntüleri yayınlanmaya başladı. Ve bu çoğu zaman da bir tehdit unsuru olarak da ön plana çıkarılıyor. Çok hızlı şekilde yalan görüntüler, yalan habercilik vesaire yanlış bilgiyi yayabilir hale geliyorsunuz. Yapay zeka artık çoğu kritik süreçte alınan kararların merkezinde yer alıyor. Uzmanlara göre sürekli yeni verilerle kendini güncelleyen yapay zeka programlarındaki bir diğer sorun da oluşturulan algoritmalar. Burada insan faktörü çok önemli. Bir sorun şu, polisin verisi, yani Amerikan polisi biraz ırkçı olduğu için uzun yıllardır tarihsel olarak veri de ırkçı. Yani yanlılık var. Haliyle siyahlar ve diğer azınlıklar daha çok hedef oluyor. Onun için bu kısımla da kafa yormamız gerek. Tehlikenin potansiyelini fark eden Avrupa Birliği yapay zeka alanındaki ilk yasal düzenlemeyi yaptı. Yani mesela yüz tanıma sistemlerinin kullanılması ve yapay zeka destekli yüz tanıma sistemleri çok riskli olarak kabul ediyor. Ve çok riskli kabul edilen alanlardaki düzenlemeleri de dolayısıyla katı olması bekleniyor. Ancak uzmanların yapay zekanın sadece tehdit boyutuyla algılanmasına itirazı var. Paniğe kapılıp yapay zeka teknolojilerinin de gelişiminin önünün kesilmemesi gerekiyor. Çünkü bu teknolojilerin insanlığa sağlayacağı ekonomik değer, refah çok çok yüksek. Bilişim hukukçusu Gökhan Ahi'ye göre ise yapay zeka ile işlenen suçlarda soruşturma ve yargılama süreci titizlikle yapılmalı. Hatta hem mahkeme üyelerinin hem de bilirkişilerin eğitimden geçmesi şart. Yapay zekanın üretmiş olduğu içeriklerin aslında mahkemelerimizde, hukuk alanında gerçek bir delilmiş gibi kullanılma olasılığı da var. Yani
bununla gerçek bir delil farklılaştırılabildiği gibi hiç olmayan, gerçekmiş gibi görünen bir delil de üretilebilir. İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Nazım Kemal Üre ise yapay zekanın uzun vadede faydalı olacağı görüşünde. Bu gibi teknolojiler sayesinde suçları tespit etmek ve suçları yakalamak bence çok çok daha hızlı ve etkili hale gelecek.